Dost ödülleri zannediyorum daha önceden bir siyer üzerine yapılan çalışmaların ödüllendirilmesi gibi bir anlayışla başlamıştı. Daha sonradan bazı tasavvuf üzerine yazanlara verildi takip edebildiğim kadarıyla. Yerli ve yabancı olmak üzere. Şimdi biraz daha Türkiye'de geçmiş yıllardan itibaren entelektüellerin ya da entelektüel ilgileri olanların okuduğu kimselere yönelen bir şey vardı. Özellikle geçen sene işte René Guénon, Abdülvahit Yahya'nın seçilmesi. Abdülvahit Yahya, René Guénon aslında bize bir şekilde metafizik anlatıyor. Tasavvuf metafiziği anlatıyor. Fakat bunu tasavvuf kavramlarıyla yapmıyor. Türkiye'de bu dili kullanmak, yani tasavvuf dilini kullanmak gerçekten çok sıkıntılı dönemlerden geçildi siyasi süreçler içerisinde. Bu baskıyı kırıp da orada bir işte nefes alabileceğimiz bazı arterler açılmak niyetiyle işte batıdan çeviriler yapıldı. Ve işte Guénon çevrildi, Fridtjof Schoen çevrildi, Martin Nix çevrildi. Gerçekten dini ilgileri olan gençler, kesimler bu ihtida etmiş Müslümanların kitaplarıyla nefes almaya başladılar. Ve bir gençlik yetişti, abartı teşkil etmezse bir gençliğin bu tradisyonist ekolün kitaplarıyla yaptığını söyleyebiliriz, yetiştiğini söyleyebiliriz. Burada bir fikri uyanıştan bahsedebiliriz. Burada Muhammed İkbal de aslında aynı tradisyonist ekolün yaptığına benzer bir şey yaptı. Bu biraz derinlerde akan bir akıntıdır. Dolayısıyla Türkiye entelektüel tarihini iyi analiz etmek lazım ve oradan isimler bulmak lazım. Yani hangi yabancı olan, doğuda da olabilir, batıda olabilir, hangi entelektüeller gerçekten bizim gençliğimizi, entelektüel kalibremizi yükselten isimlerdir? Pek çok isim sayabiliriz. Yani mesela Roger Goredi böyle bir kimsedir. Malik bin Nevi böyle bir kimsedir. Bir ölçüde özellikle Bosna Savaşı'nda gündeme gelen Aliye İzzet Bogoviç böyle bir kimsedir. Malcolm X böyle bir kimsedir. Yani hem aktivist taraflarıyla hem batıdaki krize, fikri krize, entelektüel krize bir haykırış getirmeleriyle sadece bu bir entelektüel çığlığın ötesinde analizleri çok derin olan, teorik altyapıları olan çok donanımlı entelektüeller bunlar. Bu isimlere Türkiye'nin ben minnet borcu olduğu kanaatindeyim. Yani sadece bizim yerel bu topraklarda yetişmiş münevverlerimiz elbette ki gündeme geliyor. Yani işte Necip Fazıl ödülleri oluyor, Necip Fazıl'a ödül veriliyor, Sezai Karakoç'a, bunlar çok önemli isimler. Fakat Türkiye'de gençlerin entelektüel serüveninde bazı yabancı, özellikle Müslüman yazarlar vardır ki onları tespit etmek ve onlara bir ödül de olsa işte minnet borcumuzu ifade etmenin çok önemli olduğu kanaatindeyim. İkinci şey, yani Türkiye'ye geri dönersek, Türkiye'de çok ciddi ilim adamları var. Bu ilim adamlarını iki grupta tasnif edebiliriz. Birincisi bir nevi matkabın duvarı delmesi gibi tek bir nokta üzerinde çok derinlikli araştırma yapanlar. İkincisi daha şumullü, daha geniş çerçevede araştırma yapanlar. Bu iki anlamda da şeydir. İkisi de gerekli ve faydalı olan bir şeydir. İkisini de tenkit etmemek lazımdır. Süleyman Uludağ Hoca'ya baktığımız zaman bu seneki ödül sahibi gerçekten sadece tasavvuf alanında değil,
genelde İslami ilimler, İslam medeniyeti tarihi, İslam düşüncesi tarihi üzerine çok önemli eserler ortaya koymuştur. Biz Süleyman Uludağ Hoca'yı bir tasavvuf profesörü olarak görürüz ama mesela onun İslam'da faiz, İslam'da devlet kitapları, Hikmet-i Teşri'i üzerine yani şeriat kanunlarının ortaya konmuş hikmeti üzerine çalışmaları da vardır. Bu anlamda İslami ilimlerin pek çok sahasında eser vermiş olan bir kimsedir. Tabii ki tasavvuf sahasına geldiğimiz zaman Türk okuru onun özellikle işte tasavvuf klasiklerine yaptığı tercümelerle onu tanımaktadır ki Türk okuruna tasavvuf klasiklerini yani Kuşeyri'yi, Hucveri'yi, Kelabazi'yi bu metinleri tanıştıran bir ilim adamıdır. Bundan dolayı hem kendi şahsım adına hem de milletimiz adına ona müteşekkir olduğumu ifade etmek isterim. Bundan sonraki yine dost ödülleri söz konusu olduğunda aynı minvalde gerçekten tasavvuf tarihine çok ciddi katkılar yapmış, çok fazla eser vermiş ve özellikle de Türk okurunun gönlüne hitap etmiş isimleri de belki araştırıp bulmak lazım. Burada sadece tasavvuf değil, herhangi bir ilim dalında, edebiyat olabilir bu, felsefe olabilir, tarih olabilir, tarihin farklı branşları olabilir, siyasi tarih, iktisadi tarih, yani sosyal bilimlerin bütün branşlarında gerçekten ömrünü bu işe vakfetmiş, çığır açmış, gerek akademisyenlerin gerekse de diğer okurların önünü açmış çok önemli nazariyeler, tespitler, fikirler ortaya koymuş kişileri tespit etmek lazımdır. Türkiye'de özellikle tarihçiler var. Çok ciddi tarihçiler var gerçekten. Ömürlerinin büyük bir kısmını arşivde geçirmişler. Belgelerle haşır neşir olmuşlar. Bu belgeleri gündeme getirmişler. Onlara karşı da minnet borcumuzu ödememiz gerektiği kanaatindeyim. Burada sadece tasavvuf alanında çalışmalar yapanlara değil, dediğim gibi bütün sosyal bilimler alanında, hatta gittikçe fizik, kimya, matematik, tıp alanında da çalışma yapmış olanlara da dost ödülleri kapsamında ödül vermek gerekir kanaatindeyim. Çünkü bir sözü vardır Kıbrıs'ta metfun Kutup Osman Efendi, İsmail Hakkı Bursevi'nin şeyhi, ilim birdir diyor, bilgi bir tanedir. Dillerin, yöntemlerin, perspektiflerin farklılaşmasıyla farklılaşır. Yoksa ilim birdir. Bazı ilimler bu hakikat bilgisine çok fazla teknik detay ekleyerek kendi ilimleri gereği o hakikat bilgisi orada örtülür, gizli kalır, buharlaşır. Ama başka bir mesela bir fizik ilmi, metafiziği bildiğimiz gibi batıdaki ortaya çıkan fizik ilmi metafiziği üzerine örttü. Fakat modernite krizinden sonra bir fizikçi çıktı diyelim ki, hayır dedi, fizikten metafiziğe bir kapı aralanabilir dedi. Bu yeni bir nazariye. Yeni bir nazariye değil, bu var olanın tekrar ispat edilmesidir, ihya edilmesidir. Dolayısıyla böyle bir perspektife sahip olan, fizikten metafiziğe geçen, yani beşeri bilimlerden İlahi bilimlere geçebilen, sosyal bilimlerden metafizik bilimlere geçebilen, dünyevi bilimlerden uhrevi bilimlere geçebilen, kapı aralayabilen, bunun nazariyesini ortaya koyabilen matematikçileri de, fizikçileri de, diğer fen bilimcilerini de
işin içerisine katmak lazım ödüller söz konusu olduğunda ve bunu da lanse etmek lazım. Bu çerçevede lanse edilmesi lazım. Yani söylemek istediğim şey, mesele sadece bir tasavvuf meselesi değildir. Mesele sadece bir İslami ilimler meselesi değildir. Mesele hepsidir. Yani bütün bilimlerdir, sosyal bilimlerdir, fen bilimleridir. Bu bilim adamlarını, hayatlarını bu bilime vermiş akademisyen veya amatör olanları tespit edip de yerli ve yabancı gerçekten onları gündeme getirmek, gerek medyada gündeme getirmek, gerek onların eserlerini gündeme getirmek. Bu arada Muhammed İkbal'in gerçekten Kültür Bakanlığı tarafından basılmıştı eski eserleri. O eserlerinin tekrar tercüme edilmesi lazım. Çok ciddi bir şekilde tercüme edilmesi lazım. Külliyat halinde tercüme edilmesi lazım. O zaman bu Muhammed İkbal'e verilen ödülün bir anlamı olabilir. Aksi takdirde bir plaket verilir efendim. Bir reklam olur, bir gecede bir şeyler olur. Yani burada kalmaması lazım. Bunun gerçekten Türkiye'nin entelektüel hayatına sokulması lazım. Fikirlerine sokulması lazım. Tabii ki bu medya kanalıyla oluyor. Bu tipli ödül geceleri vasıtasıyla oluyor. Fakat bu işi projelendirip onun takip edilmesi çok önemli bir şey. Mesela René Guénon'un galiba eserleri tercümede edildi. Buna zannediyorum diğerleri de belki peyderpey şey yapılacak. Bunların önemli hizmet olduğu kanaatindeyim. Yani mesele bir kişiyi taltif etmekten, onu temcit etmekten, onara etmekten başka bir şeydir. O fikri onara etmek lazım. O emeği, çalışmayı onara etmek lazım. Bir şahıs meselesi değildir. Biz Muhammed İkbal'in fikrini, tabii ki bu fikir bir emeğe dayanarak ortaya çıkıyor. Bu fikri yaymaya, tabii ki bu da eserleri vasıtasıyla olur, konferanslar vasıtasıyla olur, pek çok şeyle olur. Bu fikri yayabiliyorsak o zaman o ödül bir netice veriyor demektir. Aksi takdirde ödül sadece bir plaketten ibaret kalır, birilerini onara etmekten ibaret kalır.